Sevgili finans ve borsa kanalı izleyicileri, yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte temettü yatırımcılığı eğitim serisinin yeni bir videosunda birlikteyiz. Bu video içerisinde bir önceki kalan videomuzu aslında devam ediyor olacağız. Temettü hissesi seçme kriterlerinden bir başkasıyla birlikteyiz. Bugün tek bir madde işliyor olacağız. Sonra 2 3 tane daha maddemiz kaldı. Onları da bitireceğiz ve yeni konumuzun içerisine geçeceğiz o ilk başta paylaştığım yol haritamızdan yeni bir kısma geçiyor olacağız. Bugün tek bir Sizlere e, seçme kriteri paylaşıyor olacağım çünkü bu oldukça önemli ve oldukça uzun. Bizim için bu kriteri iyi kavrayabilmek. Orta uzun vadede iyi temettü hisseleri bulabilmekteki en önemli kriterlerden bir tanesi, eğer not alarak ilerliyorsanız ki not almanızı tavsiye ediyorum, mutlaka yanına bir yıldız koyacağınız temettü hissesi seçme kriteridir. Kanala abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Destekleriniz eğitim videoları için çok çok önemlidir. Hemen videoya geçelim. Nedir bu kriter? Sektörün temettüye uygun olması gerekiyor. Yani temettü hisseleri seçerken, temettü yatırımcılığı yaparken doğru sektördeki temettü şirketlerini satın almamız gerekiyor. Bu bizim için en elzem konulardan bir tanesi. Bakın biz 25 temettü hisselerine endeksin içerisine baktığımızda ne görüyoruz burada? işte Alkim Kimya'yı, burada Ansa Anadolu Efes'i, Bimaş'ı, Kola'yı, Do Doğan Holding'i, Eczacı Yatırımı, Ege'ni, Eczacı Lazı, Enerisa, Enka, Ereğli, Fortsa, Holindes, İstemir diye gidiyor. Aslında baktığımızda tek bir sektörde yoğunlaşma yok. Birçok farklı sektörden var. Ama bazı sektörlerden de hiç şirket yok. Yani bazı sektörler uygun olmadığı için piyasa onu otomatik olarak öğütmüş. O sektörü hiç temettü şirketlerinin veya temettü endeksinin içerisine almamış bile otomatik olarak. Çünkü şirket temettü vermeye uygun değil. Neden uygun değil? Nedir bu kriterler? İşte şimdi bunları maddeler halinde tek 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 işleyeceğiz. Dediğim gibi piyasa kendisi otomatik olarak bunu çalıştırdığı için bazı hisseler hiç bu hissenin özür diliyorum bazı sektörler hiç bu endekslerin içerisine girmeye uzaktan yakından alakası olmamış. Şimdi gelin bunları bir inceleyelim. Öncelikle şunu bir notu verip öyle başlamak istiyorum. Tabii ki birazdan anlatacağım maddeler normal hisse alırken de çok önemli. Fakat temettü hisselerinde çok daha önemli. Çünkü temettü hisseleri doğrudan aslında bu marjlar üzerine çalışıyor. Hadi gelin başlayalım bunları incelemeye. Bir, tabii ki sektörün karlı sektör olmasını istiyoruz. Karlı olmayan, yarı büyümeyen bir sektör içerisinde yer alıyorsa temettü hissesinin uzun vadede hiçbir getirisi olamaz. Mutlaka kar bizim için en önemli noktadır. Kar biterse temettü şirketi biter. İkinci maddemiz temettü dağıtma kısıtlamasının olmaması gerekiyor ve mümkünse de vergi avantajlarının olması gerekiyor. Ne demek temettü kısıtlaması? Bugün bankalar BDDK bağlı olan bankalar işte neler var? İş bankası var, garanti bankası var, Akbank var, işte yapı kredi bankası var. Bunlar temettü dağıtmak isterlerse temettünün sadece yani karının sadece %10'unu temettü olarak dağıtabiliyorlar. Bir önceki derslerde anlatmıştım ya dağıtma oranı demiştim. Hemen şöyle bakalım şuradan da göstermiş olayım sizlere. Mesela garanti Bankası'na geliyorum şu anda. Neredeyim? Sermaye arttırımları ve temettüler kısmına gidiyorum. Bakın göreceksiniz ki burada %10 dağıtma kısıtlamaları var. Yani zorunlulukları var. %10'dan fazla dağıtamıyorlar. Böyle bir konum olmaması gerekiyor eğer biz doğru temettü hissesine doğru temettü yatırımcılığı yapmak istiyorsak. Bir diğeri de mümkünse vergi avantajları olsun. Ne demek vergi avantajları? Mesela iş yatırım hissesi. Geçen derste de incelemiş. Güzel bir temettü hissesidir. Burada normal şartlar altında hisse başına ile net arasında fark olur. Ama iş yatırımda olmadığını görüyoruz. Neden yok? Çünkü iş yatırımda yatırım ortaklığı olduğu için stopaj kesilmez. Stopaj kesilmediği için de bürüt eşittir nettir. Mesela 25 kuruş bürüt dağıtmış net olarak yine 25 kuruş. 16 kuruş bürüt dağıtmış 15-600 yani kesintisiz 34 kuruş 34 kuruş. Ama ben bugün Ereğli hissesine gittiğim zaman bürütle net arasında %10 fark olduğunu görüyorum. O zaman bu ne demek oluyor? Otomatik olarak iş yatırım diğer şirketlere yani Ereğli'dir işte Tofaş'tır, Ford'tur, Tüksel'dir bu diğer temettü dağıtan şirketlerin otomatik olarak %10 daha avantajlı konuma geliyor. Bakın burada ne var? 4.45 net olarak 4 lira gitmiş. Burada 45 kuruşum yanmış hisse başına 45 kuruşum yanmış. 1 lira 85 kuruş 1 lira 50 kuruş olarak geçmiş. 23 kuruş 19 kuruş olarak geçmiş. Burada %10 stopaj kesintisinden dolayı yanmaların söz konusu olduğunu görebiliyorsunuz. Bu yüzden baktığımızda sektöründe karlı sektör olacak. Temettü dağıtımı oranlarında bir kısıtlama olmayacak ve mümkünse vergi avantajları olacak. Bunlar ilk kıstaslarımız. İkinci kıstasımız ki yine yanına yıldız atabilirsiniz. Bence en önemlilerinden biri sınırlı kalmayıp sürekli büyüyebilecek bir sektör olmak zorundadır. Ne demek istiyorum? Şimdi biraz daha açıklayayım. Eğer ki yükselişi sınırlıysa bir yerde ket vurulmak zorunda kalıyorsa Bu demek olur ki sürekli olarak hisse başına dağıttığı temettü büyümesi olmayacaktır Neden? Çünkü karı bir yerde sabit kalacaktır Karı bir yerde sabit kalırsa temettü verimliliği iyi seviyelerde kalabilir Fiyatlanmadığı için mesela sürekli %10'da kalabilir Ama hisse başına TL olarak büyümezse yani kar dağıtımı hisse başına büyümezse Ana paramız büyümez Bu yüzden sınırlı olmayan şirketler olacaktır Sürekli büyüyebilecek şirketler olacaktır Hemen bir örnekle açıklayayım sizlere bunu. Mesela Netflix'le Google listesini düşünün. Türkiye'den örnek vermeyeyim istedim. Netflix'le Google listesini düşündüğümüzde Netflix bugün ne kadar kullanıcıya ulaşabilir? Eğer yan iştirakten yeni bir işler yapmazsa farklı sektörler içerisine şirket olarak girmezlerse farklı kollara girmezlerse. Netflix uygulamasını hepinizi bildiğini düşünüyorum. Bir tane sosyal medya televizyonu diyebiliriz. Gidiyorsunuz ayda 50 TL ödüyorsunuz ve içerisine yüklenen filmleri dizileri izleyebiliyorsunuz. Şimdi ben satın aldım. Siz satın aldınız. Başka biri satın aldı. Kaç kişi satın alabilir? 7 milyar insan var. Bunların yarısı öyle. Yarısı yarısı böyle yarısı şöyle gitsin. satacağı toplam 1 milyar kişiye satabilir. Bu en uzun ne hesaplıyorum. Ama Google tarafına geldiğimiz zaman mesela bir yazılım, inovasyon şirketi. Şimdi içini bildiğim için belki Netflix'te de bunlar olabilir. Yanlış bir örneklem olmuş olabilir Netflix'in çünkü yaptığı diğer işleri bilmiyorum. Ama sadece bu işi yapıyorsa Google tarafındakine göre çok zayıf oluyor. Çünkü Google ne yapıyor bugün? YouTube'a hakim. Google'ın yani alfabet şirketinden bahsediyoruz. Google ve YouTube'a sahip. Ama bunun haricinde yazılımlar geliştiriyor. Otonom araçlar geliştiriyor. Yarı iletkenlerin üretimini yardımcı olmaya çalışıyor. Dronlarla teslimatlar ilgili çalışmalar yapıyor. İşte otonom dediğim bu şoförsüz kullanımsız kullanımlı araçları imalatında yazılımında bulunmaya çalışıyor. Yani çok farklı kollara ayrılarak devam ediyor ki bu da zaten birazdan işleyeceğimiz maddeler geliyor. Ama bunun bir sınırı yok. Yani istediği kadar burada otonom araçlarla ilgili keşiflere devam edebilir. YouTube tarafında Google tarafında ulaşacağı insan sayısı bir miktar daha belli olsa da Dronlarla sipariş konusunda sonsuza kadar bir Gelişim devam ettirebilir Bu şekilde yani şöyle de örnek verebiliriz demir çelik sektörü mesela burada Sonsuza kadar aşağı yukarı gidebilecek bir sektör Binalar yapıldıkça araçlar yapıldıkça bu sektör Ölmeyecektir ve gelişmeye devam edip gelişmeye açık olacaktır Ama bazı sektörlerde Kısıtlı kalmak zorunda kalacaklardır Bir sonraki maddemize geçtiğimizde sektör risk bakımından daha düşük olmalıdır çünkü kar bozulursa dediğim gibi temettü şirketlerinde her şey biter. Bu yüzden mesela volatilitesi fazla olan bir sektör örnek vereyim. Çok fazla Türkiye'den örnek vermek istemiyorum. Sanki iyi veya kötü diyormuşuz gibi olduğu için ama şöyle bir örnek vereyim. Mesela turizm hisseleri. Ne oldu? Savaş çıktı düştü. Pandemi çıktı düştü. Öksürüyoruz düşüyor. Papsürüyoruz düşüyor. Enflasyondan alım gücümüz düşüyor. Yine burada turizmi etkiliyor. Neden? Çünkü senin eğer alım gücün düşerse yerli turist olarak baktığımızda tatile gitmezsin. Savaş olursa tatile gidilmez. Pandemi olursa tatile gidilmez. Demek ki turizm risk öl çok yüksek bir sektör. O yüzden turizm sektörlerinden ne temettü şirketi görebiliyorsunuz zaten. Biraz önce verdiğim örneği sağlamış oluyoruz. Ne de burada turizm şirketleri güvenli kategorisine girmiş oluyor. Bu tip riskli, bunları çoğaltabilirsiniz. Şu sektörde riskli, bu sektör değil diye siz kendiniz çoğaltabilirsiniz ama sektör risk bakımından düşük olmak zorundadır. Çünkü kar bozulursa temettü şirketlerinde her şey biter. Bir sonraki maddemize geçelim. Şirket ve sektör tek bir işe değil de birçok işe bağlı olursa daha güvenli olacaktır ve bozulan tarafı diğer taraf amorti ve telafi edebilecektir. Yani ne demek istiyorum? Mesela bugün Ereğli Demirçeliği'ye baktığım zaman sadece demir alıp demir satıyorsa veya demir imal edip demir satıyorsa bu kötü ya da daha az iyi bir konumdur. Tabii ki bu büyük dev şirketler olduğu için Ereğli'nin bir sürü alt iştiraki var. Bu alt iştiraklar bunları aslında hecede bilme mekanizmasına sahip ama e, ya da başka bir örnekten ilerlememiz gerekirse mesela holdingler bu noktada oldukça güzel olarak karşımıza çıkıyor. Niye? Holdinglerin birçok alt iştiraki var ve bunlar e, konsilde şekilde hazırlandığında karını şirkete de holdinge de yansıtmış oluyorlar. Yani ben bugün koç holdingin alt iştiraklerinin ne kadar fazla olduğunu biliyorum. Birçok farklı sektöre hükmedebildiklerini bildiklerini biliyorum burada Amorti edebiliyor burada Yine Google örneğinde verelim aslında Google sadece alfabet şirketi bu Google'ın sahibi olan Alphabet diye ilerleyeceğim. Google'a ve YouTube'a sahip. Burada bir sıkıntıya girerse otonom araçlardan devam edebilir. Drone teknolojilerinden devam edebilir. Çip üretiminden devam edebilir. Yarı teknoloji üretiminden vesaire vesaire birçok daha bilmediğimiz konulardan devam edebilmeye sahip. Ama Netflix sadece dediğimiz gibi Netflix üyeliği satarak para kazanmaya çalışıyorsa burada kötü bir senaryo olduğu zaman mesela pandemi oldu. Herkes evlerdeydi. Çok satış yaptı. Şimdi herkes dışarı çıktı. Satışları düştü. Zaten hissenin de e, ederini incelerseniz grafiklerin düştüğünü görebileceksiniz. Çünkü tek bir noktaya bağlı bu bizim için temettü şirketleri için olmaması gereken bir kriterdir. Bir diğer önemli maddemiz sektöre bakıldığında gelecek 10 yıl görünüyor olmalı. Geleceği olan sektör ve iş kolu olması gerekiyor. Mesela geleceği olan, geleceği 10 sene sonrası görünen iş kolu ne demektir? Bugün biz ne diyoruz? Doktorların göreci olarak işleri önümüzdeki 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl sonra azalacak. Neden? Ameliyatları robotlar yapabiliyor olacak. Daha demin ne dedik? Otonom araçlar yani kendi kendine giden araçlar e, piyasaya çıkacak ve bu da ne olacak? Örnek veriyorum. Taksiciler veya otobüs şoförlerinin örnek verelim ki tamamen örnek olarak anlatıyorum. İşlerini azaltma yönünde gidecek. Peki bu hangi sektörü canlandıracak? Bunların yapılabilmesi için yarı iletken maddelere ihtiyacımız var. Bu sektör canlanacak. Veya bunların kusursuz çalışması için muazzam yazılımlara ihtiyaç var. Bu sektör canlanacak. Bu bağlamda baktığımızda bunu sizler de borsa tarafına analiz edebilirsiniz. Yani mesela marketler perakende satışlar azalacak da trend yol getir gibi eve sipariş edenler artacak. Bu sektör riskli diye kendiniz kurgulayabilirsiniz bu noktada ama gelecek 10 yıl görünüyor olması gerekiyor. Bugün tekrar örnek verelim. Ereğli demir çeliğe baktığımız yani demir çelik sektöründe bir gelecek 10 yıl gözüküyor gibi. Yazılım sektöründe gelecek 10 yıl gözüküyor gibi. Böyle endekslerimizden bakalım. Mesela enerji sektöründe gelecek 10 yıl çok kuvvetli gözüküyor gibi. Özellikle de yakın vadede de çok ciddi bir önemi olduğunu da bu noktada görüyoruz enerji şirketlerine de değinecektim. Özellikle yenilenebilir enerji şirketlerinde Rusya'da bir savaş çıkıyor gördüğünüz gibi herkes bütün dünya yani Avrupa'sı Amerika'sı enerjinin peşine düşüyor. Rusya'daki enerjiyi alamayacağız biz ne yapacağız? O zaman gelecek Hatta belki 1-3 yıl içerisinde yenilenebilir enerji şirketlerinin çok baskın olacağını ve burada bir seferlik yatırım yapıyorsunuz ya yani yenilenebilir enerji testlerinizi kuruyorsunuz. Sonra bakım maliyetleri vesaire haricinde çok ciddi bir maliyetiniz olmuyor. Bu da yüksek karlılığı bizlere sunmuş oluyor ve bu da iyi temettü şirketi olabileceği anlamını bizlere kazandırmış oluyor. Bu bağlamda baktığımız zaman demek ki gelecek 10 yılını gördüğümüz şirketler bizim için daha ön plandayken gelecek belki 1-3 yılında çok ciddi kar patlaması yaşayabilecek şirketler daha da önümüzde olmuş oluyor. Bunun haricinde yine yazılım şirketlerinden özellikle de yabancı borsalardaki temettü şirketlerine bak baktığımızda çok ciddi yabancı şirketlerin, yazılım şirketlerinin temettü verimliliklerinin çok yüksek olduğunu ve ciddi büyüdüğünde görebiliyor olacağız. Yakın zamanda bununla ilgili bir video da çekeceğim. Bizim borsamızda da buna yatkın. Mesela burada gördüğümüz indes gibi bir yazılım şirketlerinin olduğunu görebiliyoruz. Bunların da yine incelemesini sağlamış olacağız. Buradan bilgi olarak vereyim. Ama bugünkü Temettü yatırımcılığı eğitim serimizin içerisindeki çok önemli bir konuydu bu. Temettü hissesi seçme kriterleri içerisindeki çok önemli bir konuydu. Sektörün temettüye uygun olması gerekiyor. Şöyle bir özetleyecek olursak karlı sektör olmasını istiyoruz. Temettü dağıtımı kısıtlaması olmaması ve vergi avantajları olmasını istiyoruz. En önemlilerinden biri sürekli büyüyebilecek yani karlılığını sürekli artırabilecek kısıtlaması olmayan bir sektör olmasını istiyoruz. Sektörün risk bakımından düşük olmasını istiyoruz. Ve sektör ve şirketin tek bir işe bağımlı olmamasını yine istiyoruz. Sektöre bakıldığında gelecek 10 yılının mutlaka görünmesini istiyoruz. Doğru temettü hisseleri seçerken. Videomuzun sonuna geldik. Eğitimlere destek olmak için kanala abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın